Kurban ibadeti kimlere vaciptir? Hanefi mezhebine göre kurban asli ihtiyacı dışında nisap miktarı birikimi olan kişilere vacip olacaktır. Hanefi mezhebinde müftabi olan görüşe göre kurban ibadeti vaciptir. Yani diğer mezheplerde olduğu gibi sünnet değildir. Kanifi kitaplarında İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed adına sünnettir şeklindeki ifadeler İmam Tahavi'nin de açıklamış olduğu şekilde sünnetle vacip olmuş, sünnetle ispat edilmiş olan bir vaciptir. Zira İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf sünnetün la yurakhusu bir terkiha demişlerdir. Yani bu sünnet ancak terkine ruhsat verilmeyen bir sünnettir. Yani mezhep içerisinde vacip olduğuna dair bir ihtilaf söz konusu değildir. Her ne kadar bazı e, kaynaklarda sahi adına sünnet olduğu geçse de. Dediğimiz gibi bu sünnetten kastedilen sünnetle yani Allah Resulü'nün uygulamasıyla sabit olmuş olan bir vaciptir. Şimdi demin e, asli ihtiyacın dışında nisap miktarı bir birikimden bahsettik. Kurban ibadeti Hanefi mezhebinde e, fıtır sadakasıyla aynı mali şartlar aranmaktadır. Fıtır sadakasındaki gerekli mali şartlar ile kurban ibadetindeki mali şartlar aynıdır. Bu hususta fıtır ile kurban zekattan ayrılmaktadır. Zira bir kişiye zekat farz olabilmesi için evvela bu kişinin kenardaki malının nami vasfı olan bir mal olması gerekir. Yani nema artıcı bir vasfı olması gerekir ki Hanefi mezhebine göre e, namilik vasfı nakit paralar, ticaret malları ve sayma hayvanlardır. Bunun dışında kişinin ikinci evi, ticarete niyet etmemiş olduğu ikinci evi ve asli ihtiyacının dışındaki tarlası bu tür şeyler nami vasfı olmadığından dolayı zekata tabi değildir. Ancak kurban ve fıtır ibadetinde ise Asli ihtiyacı dışında yani asli ihtiyaç demiş olduğumuz edir kişinin oturmuş olduğu evi evi eşyası sanat erbabının sanatın icra için gerekli olmuş olduğu alet edevatı ve veya işte bineği işte arabası osubusu veya hanefi mezhebinde asli ihtiyaç kişinin hayatını idamesi için devam ettirebilmek için ona ihtiyaç duymuş olduğu ve gerekli olan her şey. Bu tür şeyler asli ihtiyaçtır. Asli ihtiyacının dışında nisap miktarı demiş olduğumuz 96 gramlık bir mal varlığı var ise kurban ve fıtır sadakası vacip olacaktır. Bu mal varlığı isterse zekattaki gibi nami olsun isterse demin demiş olduğumuz gibi işte ikinci bir ev, ikinci bir araba veya kenarda yatırımlık için olan arsa, veya işte köyde işte köylü vatandaşın olmuş olduğu gibi e, ektiği biçtiği aslı ihtiyacının dışında ektiği biçtiği bir tarlası. Bu şekilde bunların mal varlığı yani kıymeti 96 gram aşacak olursa bu kişilere e, kurban ibadeti vacip olacaktır. Tıpkı fıtır sadakasının vacip olduğu gibi. Zekat da onun için kurbanın vücubiyeti arasında bir fark vardır. Zira zekatta kişinin zengin olabilmesi için nami bir mal olması gerekir. Allah Resulü hadisinde la zekati illa ammalin namin buyurmaktadır. Zekat sadece ve sadece nami olan yani artıcı olan malda bulun e, gerekir demektedir. Kurbanda ise böyle bir kayıt yoktur. Kenarda olan asli ihtiyaç dışında nisap yani 96 gram Aşağı maldan kurban kesilmesi vacip olacaktır. Peki Zekatta kişinin üzerine zekat farz olabilmesi için seneyi devriye yani o paranın nisap, o nisap miktarı o palanın üzerinden bir yıl geçme zorunluluğu vardır. Kurbandaki durum ise nasıldır? Kurbanda Hanefi mezhebinde bayram günlerinde yani bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kurban kesme vakitleri içerisinde bu mali duruma erişmekle alakalıdır. Yani kişi eğer üç gün içerisinde asli ihtiyacı dışında böyle bir mal varlığına kavuşacak olur ise veya zengin ama üçüncü gün çıkmadan fakirleşecek ise zengin olup olmama durumu burayla alakalıdır. Yoksa kurban ibadetinde şöyle bir şey gerekmez. Hocam ben kurbandan önce işte asli ihtiyacımı asa asli ihtiyacımın dışında nisap miktarı bir birikimim oldu. Ancak üzerinden bir yıl gerekmedi, geçmedi. Kurban ibadetinde böyle bir şey şart yoktur. Kurban ibadetinde bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü nisap miktarına asli ihtiyaç dışında nisap miktarını aşan bir mal var ise bu kişi üzerine kurban vacip olacaktır. O zaman zekatla kurban arasında bir zekatta nami olma vasfı ile iki zekatta Paranın üzerinden bir yıl geçmesi şartlarıyla bir takım farklılıklar olacaktır. Kurbanda bu bahsetmiş olduğumuz şartlar, bu bahsetmiş olduğumuz işte yıl geçmesi veya malın nami olma kaydı veya zorunluluğu yoktur. Aslı ihtiyacın dışında kişinin bir mal varlığı olacak olursa bu kişiye kurban ibadeti vacip olacaktır. Şimdi kurban ibadetinin vücubiyetini belirlemede önemli unsurlardan bir tanesi de kişinin ferdi mülkiyetini tespit etmesidir. Zira özellikle Türkiye'de işte ailelerin karı koca arasındaki mali olarak kendi hesapları değil de ortak havuzları olup o havuzdan işte mal alıp o havuzda borçlanıp o havuzda gerekli ticari faaliyetlerini yaptıklarından dolayı kurban ibadeti gibi mali ibadetlerde mutlaka ferdi mülkiyeti tespit etmek zorundadırlar. Çünkü kurban, zekat, fıtır, hac bu tür ibadetler mali ibadetler olduğu gibi, olduğu için mükellefin kendine yönelir. Yani burada evde kocaya da bu mükellef yönelir, bayana da eğer mal varlığı varsa bayana da yönelecektir. Burada kocanın malı var diye bayan zengin olmaz. Bayanın malı varsa koca zengin olmayacaktır. Onun için burada ailede mülkiyet yani mal varlığı kimin ise onun tespit edilip onun üzerinden kurbanın kesilmesi gerekecektir ve kurban onun için kesilmesi gerekecektir. Burada işte biz ailede havuz beraber geçiniyoruz. Bir aileden bir tane kurban keselim bu yeterli olmayacaktır. Zira eğer o ailenin mal varlığı havuzda olsa, her malda ortak da olsalar, e, hisseler ayrıldığı zaman, hisseler hesaplanıldığı zaman hem kocaya hem de hanımına nisap miktarını aşan bir mal e, kalacak olursa e, kocaya veya hanımına her ikisine bu durumda her ikisine de kurban kesmek gerekecektir. Ancak Diyelim kocanın bir mal varlığı var ama kocanın borcu varsa o zaman borcu koca düşecektir. Hanımın söz gelimi mehirden dolayı düğün takılarından dolayı bayanın kendine ait bir mal varlığı varsa o zaman bayan kurbanı, zekatı, fıtırı veya hac ibadetini kendisi müstakil hesaplayacaktır. Yani bu kurban için gerekli olan mali şartı tespit etme hususunda da ferdi mülkiyesi, mülkiyeti, esas alıp ona göre hesaplanılması gerekecektir. Toparlayacak olursak Hanefi mezhebine göre kurban ibadeti vacip olan bir ibadettir. Kurban ibadetinin vacip olabilmesi için kişinin asli ihtiyacı demiş olduğumuz, hayatını idamesi için gerekli olan evi, arabası, ev eşyası, sanat erbabı ve o olmadan geçinmesi mümkün olmayan şeyler dışında, mallar dışında kişinin nisabı aşan, işte ticaret malı, kenarda parası, yani nisap demiş olduğumuzda 96 gramdır. Veya tarlası, yatırım arsası, ikinci evi, ikinci arabası. Bu şekilde bir mal varlığı var ise bu durumda kişiye kurban ibadeti vacip olacaktır. Kurban ibadeti vacip olmuş olan kişiye eğer aynı durum Ramazan bayramının işte e, birinci gününün fecir vaktinde de varsa fıtır sadakası da vacip olacaktır. İkinci olarak, kurban ibadetinin vücubiyeti ile zekat ibadetinin vücubiyetinin arasındaki farziyet arasında farklardan bahsettik. Zekatta yıl geçme veya malın nami olma şartları alınır iken kurban ve fıtır sadakasında yıl geçme ya da malın nami olma gibi bir zorunluluğun olmadığından bahsettik. Zira bundan dolayı e, kişi eğer bayram günlerinin birinci gününde dahi zengin olacak olursa bu kişinin kurban kesmesi vacip olacaktır. Zira kurbanda paranın üzerine havelanül havil demiş olduğumuz yıl geçmesi şart değildir. İkinci olarak nema kaydı da kurbanda şart değil demiştik. Onun için nakit paralar ve ticaret malları dışındaki asli ihtiyacın dışında ikinci ev, ikinci araba, tarla ee, alı şeklinde asli ihtiyacı için kişinin hayatını idamesi için gerekli olmayacak mallardan da kurbanın gerekeceğinden bahsettik. Son olarak da kurban Mali bir ibadet olduğundan dolayı mali ibadette de her bir mükellefiyetin kendi ferdi mülkiyetini hesaplaması gerektiğinden dolayı özellikle bugün günümüzde çokça problem olan bayan koca ve e, hanım arasındaki ailelerdeki ferdi mülkiyetin hesaplanılması gerekir demiştik.